Ne yapacaksın avukat hanım? Vuracak mısın beni? Biz Murat'ı almaya geldik. Aile meselesi bu. Sen daha fazla karışma. Bakın, beni yanlış bir şey yapmak zorunda bırakmayın. Hiçbir şey yapmaya mecbur değilsin. Bırak bizi gidelim. Haşmet amca, seninle dediğin gibi avukat hanımı fazla meşgul ettik. İsterseniz siz önden çıkın, ben arkanızdan geleceğim. Söz veriyorum. Hayır. Polis gelene kadar buradan hiç kimse hiçbir yere gitmeyecek. Avukat hanım, mağdur olmayan suç olmaz. Bak, kendi rızasıyla gelmek istiyor. Sal bizi gidelim. Avukat hanım, nedir problem? Memur bey, ofisime izinsiz geldiler. Murat Bey'i kendi rızası hilafında buradan kaçırmaya çalıştılar. Memur bey, bir yanlış anlaşılma var. Avukat hanım bizi yanlış anladı. Haşmet amca bizim eski aile dostumuzdur. Ne? Meseleyi büyütmeye gerek yok. Silahı var amirim. Hepsi ruhsatlı. Zorluk çıkarmayın. Emniyette anlatırsınız derdinizi. Buyurun. Al arkadaşım, yürü. Avukat hanım fazla hassasiyet gösterdi. Bunlar bizim ailevi sorunlarımız. Ailevi sorunlarınızı avukat hanımın ofisinde mi konuşuyorsunuz Haşmet Bey? Haşmet amca benim orada olduğumu öğrenmiş. Yakınlardaymış, o da gelmiş. Biz sadece tartışıyorduk. Avukat hanım bizi yanlış anladı. Hepsinin üzerinden silah çıktı. Sizce de konuşmak için biraz fazla değil mi? Bizim ruhsatlı silahlarımız belimizdeydi. Hatırladığım kadarıyla senden başka silah çeken olmadı. Ben de boşu boşuna silah çekmedim. Ofisime zorla girmeye kalktılar. Murat Bey'i kaçırmaya çalıştılar. Ha, gözümün önünde ağır cezalık suç işlediler. Ne yapsaydım? Arkalarından su mu dökseydim? Gerek yok Rıfkı. Ben yanındayım abinin. İki taraf da aynı şeyi söylüyor. Birbirlerinden şikayetçi değiller. Ortada darp yok, cebir yok. Bu durumda benden ne yapmamı bekliyorsunuz avukat hanım? Bakın, bu adamlar benim ofisimi bastı. Ben şikayetçiyim ve şikayetimin de işleme konulmasını istiyorum. İşleme koyduk avukat hanım. Durumu savcılığa bildirdik. Savcı bey serbest bırakılmalarını istedi. Ben daha fazla ne yapabilirim? Bundan sonra savcı beyle konuşursunuz. İyi misin abi? İyi mi olmayayım? Merak etme. Bir tutanak günü alacağız, sonra gideceğiz evimize. İyi günler Haşmet amca. Ben de Halide'yleydim. Yemekteydik. Bu meseleyi ailelerimizi karıştırma kararından emin misin? Aile nedir biraz anlasaydın, Sabri'nin de benim ailemden olduğunu bilirdin. Asıl sen aile nedir bilseydin, ne Sabri'nin, ne başka birinin, insanın çocuğundan, kardeşinden daha değerli bir şey olmadığını bilirdin. Koca bir geceyi Sabri ile geçirdin. Bir nebze adamlık öğrenemedin diye mi bırak? (Gülüyor)
Haşmet amca, olay zaten yeteri kadar büyüdü. Daha fazla büyütmeyelim. Ben babamla konuşurum, çözeriz. Biz bunları hak edecek ne günah işledik Oğuz. Çocuğumuz yaşında avukat kızın postasını yediğimiz yetmiyormuş gibi... bir de bunlardan akıl öğreniyoruz. Hayırdır delikanlı? Sabri güvende. Hasan abi ilgileniyor. Emin ellerde. Ben Füsun'u görmeye geldim. Hadi Sabri'yi bunun elinden aldın. Avukatta ne işin var? Füsun benim avukatım. Dava ile ilgilendiği için tehdit etmeye geldiler herhalde. Beyler, kimse kimseyi tehdit etmiyor. Ali Rıza, gündüz vakti ofisin basıp tehdit ediyorlar. İş emniyete intikal edince de utanmadan inkar ediyorlar. Aa, ne münasebet hanımefendi. Bizim öyle şeylerle işimiz olmaz. Biz kimseyi tehdit etmeyiz. Nerede artistlik yapacağını çok iyi biliyorsun. Ali Rıza, biz gidelim mi artık? Ben çok sarsıldım çünkü. Halide, kim haber verdi? Baba, iyi misin? İyiyim de ne işim var burada? Baba, merak ettim. Bir şey yok, imza atıp çıkacağız. Haşmet Gürkan, Murat Ersoy. Sizi imza için içeri alacağım. Oğuz. Ne Sabri'den iki kelime laf öğrenebildin, ne de elinde tutabildin. Ben seni niye tutuyorum Rıfkı? Abi, bu işin arkasında Sabri olsaydı Burak Bey'in yaptıklarından sonra dökülürdü. Ya arkasında Haşmet var, sadakatinden susuyor. Ya da Sabri hiçbir şey bilmiyor, bizi yemlemişler abi. Hem beceriksizsin, hem de bana akıl mı veriyorsun? Kusura bakma abi, haddimi aştım. Haddini aştın. Sabrımı aşma. Bu nasıl bir tedbirsizlik? Ya taksici orayı bastığında Burak orada olsaydı? Burak Bey çıktığında girmiş zaten. Müsaade edin, kafasını koparayım. Rıfkı, kafası kopartılacak çok kişi var. Fazla göze batıp kendinden başlatma. Yıkıl karşımdan. Neredesiniz siz? Derhal buraya gelin. Çabuk oyalanmayın.